Herkese merhaba arkadaşlar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde aracımızın jantlarını değiştirmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Aracımıza uyacak bir jant bulmak lazım önce. Hemen hızlıca şuradan bulalım arkadaşlar. Evet, aracımıza uygun bir jant arıyorum arkadaşlar şu an. Nasıl bir jant koyabiliriz? Aracımızı böyle açacak bir jant olsa güzel olur. Bunlar nasıl olur? Aklımızın bir köşesinde kalsın şu jantlar. Şurada şöyle bir jantımız var. Bir önceki videoda dediğim gibi açısına dikkat edersek uygulamada yani bir sıkıntı çekmeyiz. Aşırı abartılı bir şey olsun da istemiyorum arkadaşlar. Aracımızın orijinalliğine uyacak bir şey olursa daha iyi olur. Şunları bir deneyelim arkadaşlar. Yine seçim aracımızı seçiyoruz. Ben yine pen tool'u kullanmak istiyorum arkadaşlar. Siz tabii ki de farklı seçim araçlarını kullanmakta özgürsünüz. Şu şekilde seçtim arkadaşlar. Bunu kendi aracımıza kopyalıyoruz. Açısal olarak gayet güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu kopyalamadan önce eski jantımızın olduğu alanı siyaha boyayacağız arkadaşlar. Ki eski jantımız buradan gözükmemesi için. Ve daha rahat çalışmak için arkadaşlar. Eski jant ve lastiğimizi ortadan kaldırıyoruz. Buraları pen tool ile yaparsanız daha kaliteli bir çalışma olur arkadaşlar sizin için. Ben şu an hızlı bir şekilde yapmak için poligon seçimi kullanıyorum. Burayı tamamen siyah boyuyorum arkadaşlar. Zaten uzaktan baktığınızda da hani herhangi bir gölgesel olarak bir sıkıntı olmuyor. Hatta şuraları da biraz daha boyayabilirsiniz. Jant lastiğin geleceği yeri komple siyaha boyayın ki jant lastik üzerinde oynama yaptığınız zaman size bir sorun çıkarmasın arkadaşlar. Arkadan hani eski jant veya lastiğiniz gözükmesin. Ya da şöyle hafiften büyük yapabilirsiniz. Jant lastiğinizin geniş ebatlı olduğunu göstermek adına. Tekrardan yeni jant lastiğimi kopyalıyorum arkadaşlar. Pre-transform ile büyüklük küçüklük ayarlamasını yapıyorum. Şu
gördüğünüz üzere gayet güzel yakıştı. Şu fazla taşan yerleri arkadaşlar silgi yardımıyla sileceğim. Buradan soft bir silgi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kalın bir silgi seçerseniz şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle sildiğiniz zaman böyle aniden bir siliş yapıyor. Hoş bir görüntü bırakmaz. Böyle silerken uzaktan silin arkadaşlar. Hafif de şöyle bir gölge efekti verebilirsiniz. Çamurluğun içine giriyormuşçasına. Evet, gayet güzel oldu bence arkadaşlar. Bunu gene otomatik ton ve kontrasttan ayarlayabilirsiniz. Otomatik color da yapabilirsiniz arkadaşlar. Resmin bütünlüğüne uyması açısından. Arka jant için de aynı jantı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da hani illa de ben onu kullanmak istemem derseniz buradan gelip bunu da seçebilir arkadaşlar. Nitekim ben de öyle yapacağım. Bütünlük sağlansın diye. Evet, bu seçimi de yaptık. Öndeki jantla arasındaki farkı aynı tutmaya çalışın arkadaşlar. Birisi büyük, birisi küçük olmasın. Buradaki fazlalıkları yine siliyorum. Evet. Uzaktan bir bakıyorum arkadaşlar. Açısal bir bozukluk var mı jantlarda? Arkadaki jant tabi uzakta kaldığı için biraz daha ufak gözükmesi muhtemel arkadaşlar. Buna da otomatik ton, otomatik kontrast ve color yapıyorum arkadaşlar. Renk uyumluluğu içinde olsun diye. Şurada bir çıkıntım var arkadaşlar. Şunu tamamlamak istiyorum şu şekilde. Burada hafif bir iz kaldı arkadaşlar. Bunu da bulanıklaştırma aracıyla ortadan yok ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızın jantlarını değiştirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.